Gelelim koridora. Çok özür dilerim Sayın Büyükelçim. Son dakika olarak MİT'ten Suriye'de nokta operasyonları ile ilgili ilk görüntüler paylaşıldı. PKK, YPG hedefleri vuruldu. Şimdi operasyondan görüntüler ekranda veriliyor. Özellikle PKK, YPG'nin mühimmat ve silah depolarının bulunduğu binalar hedef olarak alındı. Nokta atışları yapıldı ve böylelikle görüldüğü gibi ekranda da şimdi patlatılıyor hedef olarak alınarak. İstihbarat bu çok hücumuz. Önemli. Tabii ki. Eğer gerekirse demek ki en hassas yerlerine kadar biliyoruz. Kesinlikle. Yani bu aynı zamanda aslında Ankara patlamasına da verilen en sert cevap. Demek ki elimizde var bir şeyler. İstediğimiz an çok daha kötü şeyleri gösterebileceğiz onlara. Ve tabii ki hem Suriye'de hem de İran kuzeyinde gerçekleşen operasyonların bundan sonraki süreçte devam edeceğini de tabii. Ve terörü sınır ötesinde yok etmek için kararlıyız. Tüm gücümüzü kullanarak evet. Özellikle istihbarat sizin ifade ettiğiniz şey çok önemli hocam. İstihbaratın terörle mücadele konusundaki önemi bunun da canlı örneklerini görüyoruz. Nerelere geldik istihbaratta? Evet. Özellikle belki bu patlamalar ve bu Türkiye'nin terörle mücadelesindeki nokta operasyonları en azından bu örgütleri terör örgütü olarak görmeyen ülkelere de Türkiye'nin hem gücünü göstermek hem de Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını evet. Ve sonuç almak için aslında tüm havadan, karadan tüm gücünü nasıl kullandığını göstermek açısından da önemli bir operasyon. Tabii. Bilmiyorum, belki söylemek çok, istediğiniz çok çok önemli. Şimdi Amerika orada bir Kürdistan kurmak istiyor. Bu kadar basit. Rusya'nın da bu konuyla ilgili Rusya'dan da aslında bir açıklama gelmişti ama sonrasında devamı gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle burada böyle bir amacının olduğu ile ilgili bilinen bir şey. Ancak tabii ki özellikle kör gözün parmağına verdiği destek YPG ve PYD'ye sadece PKK ile mücadelesinde Türkiye'nin yanındayız demekle Türkiye'nin terörle mücadelesine evet, destek verilmiyor. Tabii. Fiili olarak bir şey göremiyoruz. Stratejik olarak Amerika'nın hesabı orada bir devlet kurmak. Devlet kurmanın çekirdeği ordudur. Evet. İskelet ordudur. Ordunun etrafına o iskeletin etrafına et ve sinirleri koyacaksınız. Amerika onun peşinde şu an. Evet. Onu ne kadar becerebilecek, becerebilecek mi? Kuzey Irak'ta mesela bir özel bölge kuruldu. Engelleyebildik mi? Suriye'de özel bölgeyi engelleyebilecek miyiz? Asıl sormamız gereken sorular bunlar. Bu mücadelelerle hocam sonuç itibariyle onların orada barınmasını engelleyeceğiz. Çünkü hedef alınan tesisler, şu anda vurulan tesislere baktığımız zaman PKK, YPG'nin silah, mühimmat depoları, saldırı, sabotaj birimleri ve örgüte ait ARGE merkezlerinin yer aldığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında örgütün tamamen kalbine gidebilecek olan, bütün kullanacağı aparatları hedef alan ve bundan sonrasında eğer bir eylem hazırlığındaysa o eylemleri gerçekleştiremeyecek. Varlığını biliyorsunuz terör örgütleri hem aldıkları ekonomik destekle, aldıkları bir yerden diğer tarafa transfer olabilmeleri için aldıkları başka desteklerle hayatlarını devam ettiriyorlar. Silahlar veriliyor. YPG'ye özellikle eğitimler veriliyor. Bütün bunların aslında kalbini hedef alarak Türkiye nokta operasyonlarla demin de söylediğimiz gibi silah ve mühimmat depolarını saldırı sabotaj birimlerini, bu da çok önemli hocam, saldırı ve sabotaj birimlerinin nokta hedef alınarak yok edilmesi. Bu da çok çok önemli. Şimdi bakın burada biraz da olayların üstüne yükselmekte fayda var. Ne yapar bu askeri operasyonlar? PKK'nın iradesini kırar, Türkiye'de terör yapamayacak hale getirir. Yapabilir onu. Ama önemli olan şu, PKK acaba Suriye'de
elde tuttuğu bölgede bir özerk bölge kurabilecek mi bu işin sonunda? Türkiye bu konuda ne düşünüyor? Becerebilecek mi? Onu engelleyebilecek mi? Engelleyemeyecek mi? Asıl sorun budur. Bu konuda kafa yormamız lazım. Asıl mesele PKK'nın orada varlığını devam et, yani bir özerk bölge, Irak'taki gibi. Bir özerk bölge. Bu belki de 40 yıl sonra, 50 yıl sonra iki özerk bölge birleşip bir devlete dönüşebilir. Bunların hesabı olabilir. Yapmamız tabii, lazım. Tabii ki. Yani asker görevini yapıyor. Ama diplomatik alanda, siyasi alanda, felsefi alanda hatta, sosyolojik alanda yeterince dersimizi çalışıyor muyuz? Asıl mesele budur. Hepimize sorumluluklar düşüyor. Evet.